Selam. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü bugün 20 Aralık 2021. Sabahın 9'u bile değil, daha yeni yeni gün doğuyor. Ama çok heyecanlı olmamın sebebi bugün Aysen'in doğum günü. Ve ben Aysen'e yıllardır bir sürpriz yapmak istiyorum. Fakat bir türlü olmadı. Beraber Paris'e gitmek. Yani sürekli konuştuğumuz bir şeydi. Fakat bir türlü gerçekleştiremediğimiz bir şeydi. Bundan bir 3 yıl önce Aysen'e pasaport yaptırdım. Yani çıkarttırdım. Dedim ki çıkart. Müsait bir dönemde gideriz beraber. Sonra o yıl ben Amerika'dan gelememiştim. Bir sonraki yıl pandemi oldu ve zaten gerisi malum. Bir türlü bu plan gerçekleşemedi. Ve sonunda bölümde gördüğünüz şeyler bizim Paris biletlerimiz. Aşırı heyecanlıyım. Ne tepki vereceği konusunda en ufak bir fikrim yok. Gerçekten bilmiyorum. Yani o kadar bilmiyorum ki. Ama tabii ki de ne yapacağım? Severim böyle şeyleri. Aysen aslında bir ajanda hediye edeceğim. 2022 ajandası. Ve gideceğimiz tarihe... Tarihe... Ve gideceğimiz tarihe gideceğimizi yazacağım. Yani kısacası uçuş numaramızı yazacağım. Planım böyle. Yani ajandayı açıp orayı görmesi gerekiyor kısacası, yani kafamda kurduğum şey bu. Çok heyecanlıyım gerçekten. Gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz ki kırtasiye çok severim. Ve burada bir sürü sticker'ım var. Hatta içlerinde Paris sticker'ı olduğuna da eminim. Çok heyecanlandım. 12.45 Charles de Gaulle. Şöyle bir şey yaptım. İstanbul Charles de Gaulle uçuşunu yazdım. Şimdi geri geldiğimiz tarihi de yazayım. Eyfel sticker'ım. Heyecanlıyım. Yeterince anlaşılıyor değil mi? Şurada bir hastane zarfı buldum ama... Ne yapalım? Günaydın herkese. Umarım iyisinizdir. Çok heyecanlıyım ve bu heyecanımla videoyu burada başlatmak istedim. Bundan neredeyse artık 2 ay önce bize bir Paris seyahati organize ettim. Ve sanki böyle çok vardı gibi geliyordu sürekli ama o gün bugün biz birazdan yola çıkıp Paris'e gidiyoruz. Yola çıkıp derken birincisi çok uzun zaman sonra Paris'e gidiyorum. İkincisi Paris benim gerçekten herhalde en sevdiğim iki şehirden bir tanesi ve ilkini zaten biliyorsunuz. Bildiğinizi varsayıyorum. Bu nedenle ayrı bir heyecanlıyım. Aysen gelmiş. Tamam. Heyecanlıyım. Bir şeyler daha söylemek istiyordum ama. Bu videoyu artık duyurudan sonra paylaşacağım. Yani aslında biz bu seyahati iki kişi planlarken şu an iki kişi gitmiyor gibiyiz. Onu da böyle bir söylemek istedim. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlı. Benim belgesel çekmem. Döke artık biliyor muyuz? Neyi? Neyi? 3 kişi olduğumuzu. Ama seyahat kaç kişi planlandı? 2. Aslında ben sana bilet alırken, ben o gün artık şüpheleniyordum. Yani mantıken. Çünkü belli ki bir şeyler ders gidiyordu. Şey gidiyoruz yani, göbüşlü gidiyoruz. Evet. Okay, so I will send you. Yeah, for my name. Aww. Mmm, geniş. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Ha, kartı takmadık değil mi? Güzel. Bu en üst hat. İşte şeye verilirdi. Hizmetli değil. Hizmetli değil. Onun bir adı var. Anladım, dur. Müşterek değil. Anladım, neydi? Dur ya. Dur, söyleyeceğim. Müşterek. Müşterat. Hayır.
Hayır, müşterat değil. Müşterat ne? Müşterat diye bir şey var. Hani o değil. Değil ya, dur. Müş. Müş? Ya hani hatta böyle dizilerde evet, oluyor evet, evin. Evet, evet, evet. Her tem gibi. Orası. Müş. Müşterat. Müşterat... Ne? Müşterat neydi? Hatta bir şey söyleyeceğim. Şey yok mu? Hani ikinci ev. Tam işte o, evet, o burası. O tam olarak tamam, şu. Tamam, dilimin ucunda. Aa, bu kadar niye zorlandıktır? Evet. Müştemilat. Müştemilat. Müşterat. Dedi ki neydi, bir şey daha dedin. Müşterek. Müşle bildiğim her şeyi söyledim. Bütün kelimeleri. Müştemilat kelimeni. Ya. Ya sen. Odamızdan böyle minnoş bir görüntümüz var. Burası en üst kat, çatı katı. Eskiden onu anlatmaya çalışıyordum. Eskiden bu en üst katlar müştemilat için ayrılırmış. Ne zor bir kelime. Müştemilat için ayrılırmış. Şu an ben bir kez Airbnb'de de öyle bir evde kaldım ama daireydi. O da çok şekerdi. İstanbul'da sürekli girip haritaya bakıyordum. Şu an artık atıyorum kaydettiğim her yerin ne kadar uzaklıkta. Ping pong. Mesela atıyorum buraya da kahvaltıya gidelim. Vallahi ben o kadar çok yer kaydettim ki. Size çok komik bir şey anlatmak istiyorum hazırsanız. Dün bavul topluyoruz. Ay sen dedi ki sana bir iki sorum var. Öncelikle dedi şarjı ne yapıyoruz? Hani giriş aynı mı değil mi falan. Ben de sandım ki şeyi soruyor. Hani işte tüm gün dışarıda olacağız, işte fotoğraf çekeceğiz, video çekeceğiz. Hani ne yapacağız o kadar şimdi, hani otele gidip gelmeyeceğiz neticede. Ben dedim ki powerbank hani. Bir dakika. Aşkım. Var var, asansör de var. Hatta şurada böyle bir, yani gidiyorsun oturma alanı falan var. Meğersem prizleri soruyormuş ve ben powerbank deyince hiç sorgulamamış. Hayır, yavrum. Derken, ha tamam o zaman. Ha tamam, çok mantıklı dedi bana. Okey falan, anlaştık. Hayır ama sandım. Çok mantıklı o anlamda demedim. Hani böyle şey. Evet çok mantıklı falan. Ama ne bileyim hani hiç sorgulamadı bile. Meğersem sanmış ki prizler farklı ve biz 4 gün işte kaç gün boyunca telefonları her şeyi sadece powerbank'le. Akşam şey çağrıyla konuşuyoruz ve ben havalimanında ben şuradan uyandım. Havalimanında bana diyor ki peki niye adaptör alamıyoruz? Ben şimdi yanımda 4 tane powerbank getirdim. Böyle şarj edeceğimizi sanmış ama yok, prizler aynı. Neyse ki bize rahat rahat yatacakmış. Şimdi var. Diyor ki istediğimiz kadar şey çekebiliriz dışarıda. Asla şarjımız bitmeyecek. Bir tane de bende var. Normalde içerdim de şey. Ya bunlar önemli şeyler. Ya. Vereyim mi? Olacak ya. Olacak. Şey yeterince askı var mı acaba? Ya gerçekten bir tık daha kötü beklediğimi söyleyebilirim. Bu arada çok hızlı hazırlandık. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Aşırı açız bence, yani değil mi? Çok açız. Çok açız. Gerçekten çok açız. Zaten böyle çok bir şey yemedik. Hazır odayı dağıtma... çok güzel yerleştik. Gerçekten misler gibi yerleştik. Çok da dağılmadan size böyle hızlıca bir odayı göstermek istiyorum. Beklediğimden çok daha iyi. Yani fotoğraflarda bence daha kötü duruyordu. Gayet tatlış, minnoş bir otel. Şimdi ben şu an kapıdayım. Girişteyim. Klasik. Buradan giriyorsunuz. Hemen solda sadece tuvaletin olduğu bir yer var. Gayet her şey temiz, güzel. Burada Aysen Hanım var. Yatağımız oldukça geniş olması gerçekten güzel. Burada banyo var, duş. Şöyle yerleştik, bir şeyler koyduk epey bir. Burada da burayı bayağı böyle güzel bir gardıroba çevirdik. Eşyalarımızı astık, yerleştirdik. Böyle, bilmiyorum. Bence gayet güzel. Değil mi? Gayet geniş, geniş geniş yerleştik. Işık da efsane. Işığımız gerçekten maşallah. Bilin bakalım. Başıma. Ama şey, sünnettir. Ya gitsin. Hani bu kadar da çabuk olmaz. Evet, şu an Leveni'nin tuvaletine geldik biraz ısınalım diye. Ay sana diyorum ki ben aşırı üşüdüm falan dedim. Bu arada dışarısı bayağı soğuk. Ay sen diyor ki ben çok iyi hissediyorum.
hararetten. Biz peki aman aman. Ben bir noktada çektiğimi hatırlıyorum sen ağlamadan biraz önce. Ama şu an dondum. Başına neler. Biz oturduk gayet de hani evet tamam kapı yanındaydı. Kapı ağzındaydı. Evet ama hani yine de böyle yanımızda sokak değil yani bir böyle bir evet. Yanımızı çevreli bir evet, çit gibi evet. Bir şey var. Çit ve böyle bitki yani hani orası kapalı bir yer. Bu arada zaten tüm yol çantamı şöyle hani tuttuğuma yemin edebilirim. Ya dün en son bu arada işte demin sana da söylediğim Kerem diyor ki hani tekrar söyleyeceğim artık kızacaksın 7.ye 10.ya bilmiyorum kaçıncıya söylüyorum diye ama ne olur dikkat edin. Ya çünkü Paris'te artık muhtemelen bilmeyen yoktur. Yani gerçekten dünyada hırsızlığın en çok olduğu yerlerden bir evet. Tanesi ve ve ya ruhunuz duymuyor. İnanılmaz profesyoneller. Böyle bir şey olamaz yani. Çok kötü bir açıdayız bu arada ama. Şu halinde bir şey olacağım. Neyse devam edebilirsin. Neyse şey sonra ha, oturduk. Çantamda dedim ki hani kapağı değil sandalye ne yapayım. Şöyle daha çitin hani içeri doğru, restoranın içine doğru koydum yanıma. Sonra bu yere koydun yere değil mi? Koydum, evet. Yani belki evet yere koymamam gerekiyor olabilirdi ama başka da nereye koyabilirdim? Of evet ya. Hani masaya yani. Koyacağım kadar da küçük de bir çanta değil mi? Evet. Çanta seçimi yanlıştı belki de. Yani ya, hata ararsan var. Ama neyse evet artık ya. Çok şükür şey masada dedik ya pasaportu vesaire. Ya gerçekten bir kısmı otelde. Çıkmadan hani, 30 saniye önce falan sana pasaportu bıraktırdım galiba. Evet, kartlarımı kapattırdım. Onun dışında çok öyle şey, keyfimizi kaçıracak bir şey gitmedi. Evet. Sorun yok. Dakika sorun bir yok. Gol bir olsa da sorun yok. Epey bir üşüdük. Şu an Uber çağırdık, otele geçeceğiz ve bugün zaten çok da yorgunuz. Daha fazla macera aramadan otele yürümeyelim dedik. Ama yarın daha güçlü, daha güvenli, daha sağlam. Sağlam. Ay sen sütyenine sıkıştıracakmış parayı. Şöyle içime doğru. Büyükler ne yaparsa doğru yapar. Gerçekten. Paris kombini tam olarak bu değildi. İçime tayt giymeyi hayal etmiyordum. Prim gibi bir şey olmadı. Hani böyle... Bence güzel oldu lan. Korkunç bir şey. İmkansız. Ya gerçekten. Ben bir de bak mesela dün sen de öyle. Ben aslında Paris'ten kemer almak istiyordum. Ama iki sıkıntı var. Bir... Ha beden. Kamerayı o kadar tedirgin bir şekilde koyuyorum ki bir yere ama bonjour, bugün Paris'teki ilk tam günümüz, ilk sabahımız. İyiyim şu an ama demin o kadar çok kalçam ağrıdı ki yürürken ve bilmiyorum yani zaman zaman olan bir şey ve bir gün oluyor bir gün olmuyor. Garip bir hissiyat. Nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum. Böyle Ersen diyor ki bacağına mı vuruyor? Hayır diyorum. Oturmak ister misin? Hayır çünkü oturunca hissettiğim bir şey değil yani böyle yürürken ağrıyor ve sonra ertesi gün o kadar konsantre dinliyorsun ki böyle evet evet ben buna gülemem haklısın. Neyse şu an Louvre Müzesi'ndeyiz. Biraz burayı keşfedelim de aşırı tedbirliyiz gerçekten yani en azından dünden sonra şu ana kadar yaşanan tüm her şeyden sonra asla hiçbir yere hiçbir şeyimizi bırakmıyoruz. Eğer fotoğraf bile çekiyorsak eğer mutlaka bir diğerimiz her şeyi tutuyor. Çünkü hepimiz artık biliyoruz. Ay sen de ilk tecrübesini yaşadığına göre devam edebiliriz günümüze. Bebeğime Louvre gösteriyorum ya.
Ya ilginç tabii, bir şey daha söylemek istiyorum. Bazen işte burada fotoğraf çekiliyoruz mesela dün falan. Çok beğendiğim bir fotoğraf vardı ama bizce göbek görünüyordu biraz. Ve şimdilik hani paylaşmak istemediğim için o fotoğrafı paylaşmadım. Demin de dedim ki hadi göbekli bir şey çekelim, sonradan paylaşırım. Görünmüyor. Belli olmuyor. Ay sen diyor ki şu an çok normal duruyorsun yani. Şu an hiç böyle hamile gibi durmuyorsun. Yani istediğim de belli olmuyor. İstemediğim de belli oluyor. Neyse durumlar şimdilik böyle. Şu an tam böyle bir ara zaman ya, herhalde ondan diyeceğim. Bilmiyorum. Evet. Çok susadım bu arada. Ben de susadım. Değil mi? Şu an emin adımlarla Five Guys yemeğe gidiyoruz. Biraz Paris'e gelip belki bu vizyonsuzluğu yapmasak olurdu. Güzelim yemekler varken ama neden olmasın? Neden olmasın? Kim demiş? Kim demiş yenmez diye. Bilemem ilk yiyişim evet. Olacak. Ben de bu arada yemiştim ama yani hayal meyal hatırlıyorum böyle. Yani benim de sayılır. Hamburger her zaman ve her koşulda yenir. Evet. Kamerayı şu an çıkaramadım ama göreve başarıyla ulaşılmıştır. Hadi bakalım. Isır aynen, göreyim. Hemen geliyor. Benim peynirim çok erimiş bu arada. Başarılı. Ben de yemeğe geçiyorum. Yani kuzulu pijamalarım o kadar buraya uymuyor ki, o kadar ait değiller ki. Günaydın herkese. Bugün yine bir Paris sabahındayız. Bir tık daha geç kalktık, yani geç dediğimde 8.30'da uyandık. Saat 9'a doğru geliyor. Hayır, saat daha yeni 8.30'muş. Biz kaçta uyandık? Biz o zaman 8'e doğru uyanmışız. Geç falan uyanmamışız. Bugün Café de Flore'a gitmeyi planlıyoruz. Paris'e 4. gelişim eğer yanlış hatırlamıyorsam. Hiç gitmedim. Ama bir kez böyle hani gittim demek için ve merak ettiğim için de hep istiyordum. Hazır böyle Aysen'leyken, çünkü muhtemelen Kerem'le gitmeyiz öyle yerlere de. Aysen de merak ediyor, ben de merak ediyorum. Güzel bir yine klasik kruvasanlı bir kahvaltı etmeyi hayal ediyoruz. Oraya gideceğiz bugün. 18 hafta kutluyoruz ayrıca. Ayrıca evet, bugün kutlamamız var Aysen. Göbek çek. Çok komik görünüyorum. Var. Var yani burada. Resmen buradayım diyor. Şöyle minik sorunlar yaşamaya başladım. Altıma, yani belden artık hiçbir altım olmadığı için bir türlü de hangi beden alacağımı bilemedim. Gerçekten günden güne bile fark ediyor. Bazen daha bol, bazen daha dar şeyler olabiliyor. Ama neticede kendime iki jean siparişi vermiştim sonunda. Fakat biraz geç kaldım ve seyahate yetişmediler. Bu nedenle bana şu an olan tek bir pantolonum var. Ve Kerem'in jean'ini ödünç aldım. Ama zorlanıyorum, itiraf edebilirim. Hatta hep böyle şeyi düşündüm. Hamileliğin son ayları yaza geleceği için galiba gerçekten çok şanslıyım. Çünkü hani öbür türlü zor olsa gerek, özellikle hani son aylarda giyinmek bir problem. Yani şimdiden bence 4,5 aydayız ve problem, zor yani. Yazın en azından hani bol bir tişörtle, ne bileyim işte elbise, gömlek, hani bunlar zaten bir de bende hep olan şeyler. Yani ben hep oversize şeyler aldığım için. Fakat kışın öyle değil ya. Şimdi Kerem'in jeanini giyiyorum. Bir yandan belden neredeyse okey gibi ama işte bacakları çok bol. Bu sefer böyle bir garip duruyor. Şu an kahve arıyoruz. Kahve arayışındayız. Sokak arasında bir yer bulduk. Evet, kahve var. Bize kahve. Of, her şey de çok güzel. Ya. Evet. Yes. Bu arada gerçekten girdiğimiz yere uğurlu geliyoruz. Şuna bakar mısın, evet, arkana?
Dün nerede öyle oldu? Şey, her yerde. Kidsudiyelik eşya dükkanı. İnanılmaz. Rüzgar yok. Şey diyeceğim. Oh yani. Şu an Cafe de Flora geldik. Sırayı görmek ister misiniz? Buna değer mi? Sanmam. Ben de hiç sanmıyorum ama. Sen dur şurada da ama onu da kaptırmayalım. Sırayı yine de bekleyelim dedik hani. Artık gelmişken yiyelim. Artık neymiş Meti onu görelim dedik. Ama kesin şu an yanımızdan geçen... Bu arada sıradaki herkes turist zaten yani. Onları bir belirtmek istiyorum. Bu yine tabii ki de işte filmler, yazarlar vesaire hani ünlüydü. Kahve yalnız. Kahve. Kafe. Ama bence bloggerların da gerçekten bu işte büyük bir etkisi var. O şey masalar. O masalar, o fotoğraflar. Fakat şu an yanımızdan geçen herkes işte bence Parisyenler diyordu ki bunlar gerizekalı. Bunlar gerizekalı diyorlardır. Hani kruvasan her yerde çok lezzetli. Ama ya, bence zaten çok lezzetli değil. Evet, popüler. Aynen. Popüler yani. Çok kısa bir update vermek istiyoruz. Gerçekten 30 saniyede oturduk çünkü kimse dışarı, daha doğrusu kimse içeri oturmak istemiyordu. Biz de adam dolanıyordu. İnsan ben İngilizcemin bittiği an Winside. Neyse biz oturduk şu an. Zaten bu arada yani açıkçası dışarıda otursak da hani herkes bence fotoğraf için dışarıda oturmak istiyor. Ama arkanızda 100 kişilik bir sıra var. Güzel görünmüyor. Bir de bugün... Bu arada mesela şuraya oturduğumda zaten insan izliyorum. Evet. Aynen öyle ve bugün bir de cumartesi. Biz öyle de bir hata yapmış olabiliriz. Evet. Bu nedenle yani içeri oturduk. Kruvasanlarımızı yiyeceğiz. Ben kalacağız. Ben de mutluyum. Bir şey diyeceğim. Şu an galiba dünyanın en saçma şeyini yapıyoruz ama kitap alışverişi yapıyoruz. Güzel. Fransızca. Yani. İkimiz de Fransızca bilmiyoruz. Şurada sadece anladığım sen şey. Sen yine şeyleri çıkarıyorsun. Başlıklarını biraz çıkarabiliyorum ama böyle tek tük biraz. Ben de şey diyorum gelip burada ne yazıyor diyorum. Bana sürekli diyor ki burada ne yazıyor arkadaşım. Ne bileyim ben. Yani şurada anladığım tek şey Mulinime mektuplar diyor. Bu galiba evimizin küçük sırları. Bir şey zaten. Van Gogh. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Çocuk kıyafetleri ve işte bebek arabaları olan bir mağazadayız. Allah'ım ya. Türkiye'de hala hiç böyle girip bakmadık çünkü diyoruz ki şimdi biri görür eder. Ama öyle sürekli göz ucuyla bakıyoruz önünden geçerken. Burada bir girelim dedik. Ağlayacağım, her şey o kadar minnak ki. Ve ben daha çocuğa tek bir şey bile almadım. Biraz daha sabredeceğim. Diyorum ki acaba buradayken bir şeyler alsam. Çok şeker. Size şu kıyafetleri göstermem lazım. Gıdığımı gösteriyorum şu an. Biraz ters ışık ama o kadar minnoş ki. Çok komik. Gerçekten şu kadarcık bir insan olması. Ayakları var. Kamerayı bir çıkarayım dedim ama ya şahsen biteyim. Aysen yine bir tık daha canlı duruyor en azından. Açım biraz ben dedim. Ben ya yorgunluğum açlığımı bile bastırıyor. O kadar yorgunum. Bugün yine yaklaşık 17-18 bin adım atmışız. Dün 20 kilometre yürümüşüz. Bence benim çocuk da şok şu an. Diyor ki anam ne yapıyor? Gerçekten kafayı yemiş diyor bence. Ama
bir katlanarak artıyor herhalde yorgunluk. Bugün dünkü kadar yürümememize rağmen ben daha çok yoruldum. Ama evet dediğim ya da bir de çok oldu yemek yiyeli. Belki de biraz enerjim de düştü. Ama böyle lokal tatlı bir yere oturduk. Bilmiyorum. Yorumları fena değil. İlk defa şey deneyeceğim. Soğan çorbası. Merak ediyordum bayağıdır. Ay sen... Şimdi ben tabii mecbur şarap bardağına su kayıyor. Bugün evet kayıyor gerçekten. Bugün 18. haftayı kutluyoruz. Aman senin için şimdiden fedakarlık yapıyor. O ne kadar etti Allah kahretsin. Yetişmişti. O yaşayımı aldım. Diyeceğim. 2 dakika annemle konuşuyordum, tamam mı? 2 dakika. Aldım. 2 dakika. Ve Aysen o sırada ne aldı? Bir dakika sonra bir tane siyavye geldi. Bana Eyfel satmaya çalıştı. Sonra ben daha asla pazarlık yapamam. Sonra pazarlık yaptım ve oldu. 10 euroydu ve şuraya indirdim. Ama onun fiyatı 30 cent. Muhtemelen ya 30 cent bile değil. Çünkü gösteriyorum ve o kadar karanlıktı ki asla ne aldığımı görmedim. Sanıyorum ki hani metal bir Eyfel alıyorum. Aldım şey bak. Bu arada kamerada göründüğünden çok daha kötü. Hani çok daha kötü. Şurada gerçekten. Sonra bir de gittim. Magnetlerde kendimi kaybettim. Neyse. Ay sana diyorum ki bir gün bir yere gidersen hani bensiz bana ne olur magnet falan getirme, istemiyorum. Eyfel de getirme. Ben işe yarar hediyeler tamam, seviyorum. Bana sana açacak mı magnet olacağım işte. Bana diyor ki en son. Hadi diyor çok alacak oldun. Açacakla. Magnet aldım işler yanlış anlamasın diyor. Sana almam merak etme. Tamam, bu konuda anlaştıysak bana tüketebileceğim. Açacak alacağım. Günaydın. Bugün asla ayılamadım ve asla cümle kuramıyorum. Onun için video tekrar başlıyorum. Günaydın tekrardan. Bugün Paris'te Aysen'le son sabahımız. Yarı açık yarı kapalı bavullarımız duruyor. Birazdan bir market alışverişine gideceğiz. Böyle birkaç bir şey bakacağız. Şu an bu arada Kerem uçakta Paris'e geliyor. Biz birkaç gün daha burada kalacağız ama farklı bir otele geçeceğiz. Aysen de bugün İstanbul'a dönüyor. Şimdi 3 gün özetlesek ne dersin? Valla rüya gibi dilerim. Ne diyeyim ya? Gerçekten birlikte geldim ben de ayılamadım. Çok hayal ettik. Evet. Buna böyle gelene kadar Allah'ım son bir hafta son bir gün iki gün diye evet. Diye bitti ve evet. Bir yandan nasıl bittiğini anlamadım ama bir yandan da gerçekten çok aşırı mutlu ayrılıyorum. Çünkü çok güzel, güzel geçti. Aşırı böyle güzel hani geçti. Dolu dolu geçti. Yapamadığımız işte gidemediğimiz evet bir sürü yer var ama yok, hani belki bir hafta kalsak da evet, gidemezdik muhtemelen. Yani yine de çok dolu dolu çok böyle güzel geçti. Hava iyiydi çoğunlukla. Hani ya beklediğimizden soğuktu aslında. Evet, hani biz çok biraz soğuk nedense... değildi ama evet çok bir bahar özlemiyle bahar havası beklemiştim. Aynen gayet her şey bilmiyorum güzeldi. Tekrar dönmek için ve şey yapmak için böyle hani gidemediğimiz yere gitmek için de sebebimiz var. Evet. Şey diyoruz. Aa şunu yapmadık falan. Neyse bir sonrakine. Bir sonrakine. Evet. Güzeldi. Ama daha bu arada böyle kapatış konuşması gibi yapıyoruz. Aslında daha neredeyse bir günümüz var. Var var. Saat daha sabahın 8'i falan. 3'e kadar bayağı bir vaktimiz var. Kerem'le Aysen de denk geliyor bu arada. Kerem bir buçuk saat herhalde burada olur. Beraber bir kruvasan partisi yaparız. Yine bir karbonhidrat partisi. Gerçekten 4 gündür karbonhidrat diyetine girdik yani. dün birer baget yemiş olabiliriz. Dün gerçekten birer baget yedik ve çok güzeldi. Çok güzel. Hiç pişman değil. Gerçekten çok güzeldi. O zaman biz burayı bir toparlayalım ve
görüşelim sizinle tekrardan. Son 3 gündür çılgınca yürüyoruz. Yani dün 16-17 kilometre yürüdük. Önceki gün 20 kilometre yürümüşüz. İlk geldiğimiz gün yine bir 12-13'ü var. Güzel. Güzel formda kalıyoruz. Ya, gerçekten evet. Çok iyi yürüdük. Another day, another carb koması. Üçüncü bugün herhalde. Her gün de buradasınız. Evet, her gün bundan her yedik. Gün beyim geldi. Şu ana kadarki en sıcak ve en güneşli gündeyiz galiba. Kerem geldi. Aysen burada. Birazdan otele gideceğiz. Aysen'in bavulunu alacağız. Biz de yeni otelimize yerleşeceğiz ama gerçekten çok keyifli bir gündeyiz. Açmak istedim kamerayı öyle. İkiniz de bakıyorsunuz. İkiniz de konuşmuyor. Bir şey anlatacağım diye bekledim yani. Aman sizinle mi uğraşacağım be? Gerçekten mutluyum ve keyifliyim. Çocuğumuz da burada. Komik. Bence de komik. Böyle söyleyince hala çok realistik gelmiyor çünkü. Hiç böyle ağıt ağıt söylememişsin galiba benim yanımda. Evet. Ya böyle dün Ayten onu söylüyordum. Hala hani hamileyim kelimesi böyle sanki benim hakkımda değilmiş gibi. Yani beni nitelendiren bir şey değil. Yani garip geliyor kulağıma. Hala kabullenemedim ama. Sen onu garipsiyorsan benim babalığıma sıra zaten gelmez daha yani. Ama yok gerçekten hala çok böyle ya kendimi çok normal her zamanki gibi hissettiğim için. Ben de senin çocuğun olacakmış ama ben babası değilmiş gibi hissediyorum. Aşkım normal. Ne demeye çalışıyorsun? Normal değil. Çocuğun bir çocuğu oluyor. Açıkçası hiç normal değil mi söylediğin? Hayır ama yani ben sanki olayın hala çok dışındayım gibi yani. Ben de olayın hala çok dışındayım bu arada. Ay sen bu olayla böyle hakan. Ne yani en çok hisseden beni. Ay sen en hazır aramızda. Yani evet. İkimizin de konuyla çok alakası yok henüz ama. Leylekler getireceksin. Leylekler. Bir pasajın içinde çok tatlı bir kahveci bulduk. Ben severim. Bu arada bir süt ürünü de vefet. Yer misin? Biz yine dayanamayıp böyle bir yere girdik. Ve yani çıkacak insanın şunlar içine sığacak olması. Kumda oynasın diye. Surfing mi ama? Fena değil bu arada evet. Çok güzel. Hep böyle aramızda konuşuyoruz işte Kerem'le falan. Hani çocuğa çok eşya almayacağız, kıyafet almayacağız yani çünkü ne demişler? Neydi? Giydiği haram yediği deyip böyle. Ama gerçekten yani her şeyi çok kısa süre giyiyorlar. Pahalı bir şey almaya gerek yok falan filan. Ama sonra böyle bir yere giriyorsunuz. Ve her şey çok güzel. Çok güzeller. Gerçekten çok güzeller. Evet. Bir de ne diyeceğimi unuttum. Gerçekten sonu olmayan bir bataklık bütün bu mağazalar. Onun için hala hiçbir şey almaya başlamadık bu arada. Gerçi çok da erken henüz dedi ama. Bunu kime alacaksın? Bana. Sen çocuktan daha az dökmüyorsun üstüne yani. Bir de bunun uzunu lazım böyle bacaklarına da falan. Görmüyorlar gerçekten. Nerede?
Biraz otelde dinlendik, üstümüzü değiştirdik, çıktık. Şu an aynı renk giymiş bulunmaktayız. Benim kayıtlı listemde Pink Mama diye bir mekan vardı. İtalyan bir restoran. Bugün İtalya'dan gidiyoruz galiba ama ona şansımızı bir deneyelim dedik. Çünkü rezervasyon yaptırıp yaptıramadığımıza tam olarak emin değiliz. Ama yorumları falan inanılmaz iyi ve gerçekten hani bütün böyle yemek yorumları özellikle aşırı iyi olan bir mekan. Otele de yakın sayılır yani 15 dakika yürüyerek. Biz de bir gidelim dedik. Biraz nefes nefese kalıyorum yürürken. Özellikle konuşurken. Vücudumda çok garip değişmeler var işte ne bileyim. Bir süre yürüdükten sonra böyle belim ağrıyor falan azıcık. Ben hamile ama olup olmadığını ya söyleyip söylemediğini idrak edemediğim için Allah Allah neler diyorsun falan diyorum ya. Yok yok bu vlogda artık herkes biliyor olacak. Bize bu vlog yayınlamadan birinin eline geçse. Of çok fena. No. Yok hayır bu artık herkesin bildiği bir dönemde yayınlanacağı için. O zaman Nisan'ın ortasına doğru. Muhtemelen evet. Bir 2-3 hafta sonra. Bir şey diyeceğim. Şu an geldiğimiz mekanın sırasını göstermek istiyorum size. Bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Rezervasyonumuz var mı yok mu ona da emin olmadığımız için şu an ya şu sırayı rezervasyonsuz muhtemelen beklemeyiz. Bunu söylemem lazım. Web sitesi ya bence hani buraya neyse web sitesi Fransızca olduğu için biz aynı grubun farklı bir restoranına rezervasyon yaptırmışız ve sıra çok fena yani gerçekten çok fena. Kadın dedi ki acaba yani sıra... Acaba kadına şey söylese miydi yarın rezervasyon yapıyor mu acaba kapıda? Kapıda yok. Şimdi biz yine anlamayacağız çünkü evet. Şeyden. Neyse kısacası dedik ki bu sırayı beklemeye muhtemelen değmez. En azından yarına rezervasyon yaptıralım. Aklınızda bulunsun eğer Pink Mama'ya gelecekseniz önceden rezervasyon yaptırın. Şimdi yemekten yeni çıktık. Benim ilk ve en önemli söyleyeceğim şey iyi ki sırayı beklemişiz. Sıra dediğimiz 15 ya, dakika evet, falan bu evet. Arada. Ya bu kadar hızlı akacağını bilmiyorduk, düşünmüyorduk. Ama çok iyiydi. Pizza, şarap, salata. Buraya bakıyorum. Evet. Pizza, şarap, salata, servis. Hani her şey sadece çok yemekler iyiydi. Değil, servis de çok iyiydi. Gerçekten ya, fiyat performans yine fiyat çok iyiydi. Fiyat performans çok iyiydi. Ya Kerem özellikle pizzayı yerken yaklaşık 47 kez falan inanılmaz ya, dedi. Ya tok karnına kusacak kadar tokken hala, bir pizza daha söyledim yani. O kadar iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Çünkü sonuçta bir daha iyiydi. Böylesini bulamayacaksın. Evet. Bulmuşken yemen lazım yani. Ve şurama kadar tokum. Şurama kadar tokum yani ama ben de şu anda iki yemişim yani. Tatlıya yer kalmadı. Tatlı istiyorduk. Aklımız kaldı tatlıda ama artık bir sonrakine dedik. Bir şarjım daha gelmeye bitiyor. De sebep istiyorduk. Şunu da bu arada söylemek istiyorum. Rezervasyonsuz masaya oturamıyorsunuz. Sadece bara oturabiliyorsunuz. İyi ki bara oturmuşuz. Aşırı keyif aldık. Şef 25 yaşından küçük bir kadın. Yani inanılmazdı gerçekten. Harika kız, bir kadın. Yani, kim bilmiyoruz. Ne adını biliriz ne bir şey. Yaşını bile bilmiyoruz ama 25'ten küçük olduğunu öğrendik. Evet dedim ki inanılmaz hani, bir şey benden yani. Küçük duruyorsunuz dedim. Kaç yaşınızdasınız dedi. 25 dedim. Way less dedi. Yani Kerem dedi ki 27-29 vardır hani şef olduğu için. Ya yani biraz orada bir sürü insanın tepesindeki bir evet, insandan bahsediyoruz. Evet ya herkesi öyle bir yönetiyordu ki Kerem biraz mantığını kullanarak dedi ki yani hani 27'den küçük değildir böyle bir restoranda böyle bir mutfak yönetiyorsa. Ve ama kız çok genç duruyordu abi zaten. Orada... Kız dedi ki yaşını söylemedi bize. Eğer yaşımı söylersen bu insanları yönetemem dedi, güldü. Dedi yani. Yani çok küçük olduğum açık için onlar bana itibar etmez dedi yani. Açık mutfak olduğu için zaten böyle bir konuşma geçtiğimizde. Hiç blogger mekanı falan değil, şiddetli tavsiye. Bu arada ben öyle
düşünerek kaydetmiştim. Hani böyle aşırı işte hani hype olan, böyle moda olan bir yer diye kaydettim. Hani çok övdük ama gerçekten çok keyif aldığımız hayvan gibi lezzetli bir yer. Ya evet, çok keyif aldığımız bir akşam yaşadık bu arada. Sadece lezzetini de bir yana koyuyorum. Ya biz mutfakta yani barda oturmayı açık mutfakta zaten çok seviyoruz. Böyle bilmiyorum, hani keyif bir eğlence gibi oluyor. Bir aktivite gibi oluyor yediğiniz yemekten de bağımsız olarak. Gerçekten çok keyif aldık. Akşam çok güzeldi. Çok böyle mutlu, tok ve güzel ayrıldık. Öneriyoruz. Şarjım bitmeden önce, hazır bir mekanı bu kadar övmüşken, bir mekanı da izninizle biraz ya yermek istiyorum demeyeceğim. Abartmayayım. Gömmek. Tamam, hayır, abartmayacağım ama herhalde en abartılan ve niye abartıldığı asla belli olmayan bir mekan varsa o da La Menu. Doğru okunuyorsa. Hani bütün bloggerların gittiği ve benim de bu arada neden bilmiyorum ama birkaç kez gittiğim, böyle herhalde şey olarak görev icabı diyeceğim. Yok ya, şaka. Aşırı overpriced, yani yediğiniz şeyle ödediğiniz fiyat arasında bir uçurum var. Hani lezzetsiz değil bu arada, tabii ki de güzel ama ne yiyorsunuz ve ne ödüyorsunuz, ikisi böyle ayrı uçlarda. Ve böyle bilmiyorum, hani gereksiz bir yer. Böyle yerler ya da sokak arasında hiç bilinmeyen yerler kesinlikle burada bence çok çok daha iyi. Bugün bizim Paris'teki son tam günümüz, son akşamımız. Yarın çok güzel başka bir yere gidiyoruz. İkimizin de hiç gitmediği bir yer olan Amsterdam'a geçiyoruz. Buradan tren biletlerimiz hazır. Yarın yine böyle bir sabah kahvaltı mahvaltı yaparız ama muhtemelen artık oraları çekmem. Buradan size bir veda etmeye geldim deyince çok dramatik oldu. Ay pardon. 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 Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Biz böyle bir Eyfel'e doğru gidiyoruz. Kerem geldiğinden beri hiç o tarafa gitmedik. Ama olmasın mı bir Eyfel'imiz dedik. Yürüyoruz, hava çok güzel. Bugün 19 dereceydi ve güneşin altı o kadar sıcaktı ki ben böyle elbisemle biraz zorlandım. Bu arada bu elbise o kadar göbek gösteriyor ki ilk defa böyle dışarıda da kendimi bir hamile hissettim ve sanki insanlar böyle bir bakıyor gibi geldi ama emin değilim, ben öyle hissediyor da olabilirim. Neyse, sizi öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.